AKP seçim yasasını değiştirmeye hazırlanıyor. MHP ile el ele verdiler. Çünkü anketler MHP'nin barajın altında, mevcut %10'luk barajın altında kalacağını gösteriyor. Artık kesinleşmiş gibi gözüküyor. Fakat Erdoğan'ın payandalığını yapan, AKP'nin payandalığını yapan MHP ve hatta hükümette çok aktif bir şekilde görev alan MHP kurtarılmak zorunda. Ama sadece bu mu acaba? Seçim yasasıyla yapılmak istenen, hedeflenen şey ne? Bununla alakalı olarak konuşacağız. Çünkü olayın Erdoğan'ın asla ve asla koltuğu kaybetmeme düşüncesi de var. Peki gerçekten böyle mi? Bunu mu amaçlıyor? Bunu konuşacağız. Seçim yasası neden değişiyor? İlk sorumuzla başlayalım. Murat Bey. Şimdi ben bazı maddeleri aldım oradan, hepsini burada dile getirerek yormak istemiyorum yani hem seyircileri hem sizleri. Önemli gördüğüm 4 madde var, onlarla ilgili de eleştiri Buyurun. Yapacağım. Şimdi bu kanun teklifi AKP ve MHP teklifidir biliyorsunuz. Bunların ortak imzalarıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi birincisi, en önemli bana göre, teklife göre seçimlerde %10 olarak uygulanan ülke seçim barajı %7'ye indiriliyor. Birincisi bu. İkincisi, ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. Bunu da açacağım şimdi birazdan. Bir de benim yine önemli gördüğüm madde burada. İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel Dohont uygulamasıyla belirlenecek. Şimdi burada ittifak denilen, burada biliyorsunuz şu anda 3 farklı ittifak var Türkiye'de. İşte birincisi Cumhur İttifakı, AKP, MHP ve küçük partiler var, Büyük Birlik gibi. Onun haricinde Millet İttifakı var. CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşuyor o da. Bir de HDP'nin içerisinde olduğu, başını çektiği, işte bütün sol sosyalist grupları da içine alan bir ittifak grubu var. Şimdi ben buradan biraz bu teklifin, yasa teklifinin, değişiklik teklifinin eleştirisini yapmak istiyorum. Şimdi bu Dohont seçim sistemi zaten kullanılıyordu. Bunu bir kere yeni bir seçim sistemi falan diye yutturmaya kalkmasın kimse. 1961 yılından beri bu Türkiye'de kullanılıyor arkadaşlar. Sadece 1965 ila 1968 yılları arasında yapılan genel ve ara seçimlerde kullanılmadı bu sistem. Onun haricinde bütün seçimlerde bu sistem kullanıldı. Şimdi buradaki şey şu, yani yenilik, buradaki yenilik şu. Bunu seçim bölgesinde kullanılacak bu sistem. Yani daha önce genel olarak kullanılıyordu milletvekili çıkartma esnasında. Şimdi seçim bölgesinde kullanılıyor. Şimdi buna göre, bana göre bu sistem Millet ve Cumhur İttifakı oraya geçmeden geçmeden hani ülke genelinde uygulanıyordu ya Dupont sistemi. Evet. Şimdi daha dar bir alanda uygulanacak. Öyle mi anlıyorum? Bu partilere ne fayda getirecek? AKP'ye, MHP'ye? Şimdi onu anlatacağım işte. Şimdi burada çok kurnazlık burada şu arkadaşlar. Bu sistem ikinci partinin işine yarıyor hep. Yani en çok milletvekili çıkarma olasılığı ikinci partiye yarıyor. Şimdi siz bunu genel seçimlerden, yani Türkiye geneli uygulamaktan bölgesel uygulamaya çevirdiğinizde, bakın bu AKP ile CHP arasındaki fark, AKP'nin önde olduğu yerlerde çok farklı. Onun bölünme oranları var. Ben şimdi oraya girmek istemiyorum. Şimdi ama CHP'nin o önde olduğu yerlerde AKP CHP'ye çok yakın. Dolayısıyla bu sistem ikinci partiye yarayacağından dolayı CHP'nin önde, AKP'nin arkada olduğu yerlerde hep AKP kazanacak. Ya buradaki bu uyanıklığı görmemiz lazım arkadaşlar. Eğer siz bunu Türkiye genelinde değil de seçim bölgeleri bazlı uygularsanız burada ikinci partiler kazanacak. Bu da hani Türkiye'deki sosyolojik olarak zihniyet kopukluğunu öne aldığımızda AKP'nin işine yarayacak. Şimdi biraz daha değineyim ben buna. Şimdi ittifak yukarıda var.
Yani Millet ve Cumhur İttifakı, yani liderler geliyor gidiyor ama burada ittifakların alttaki topluluklara baktığınızda bir tanesi korelasyonu çok güçlü ve kuvvetli olan bir Cumhur İttifakı var seçmen kitlesi bakımından. Bir de bağları daha zayıf olan, hatta böyle pamuk ipliğiyle bağlı bir Millet İttifakı var karşımızda. Şimdi mesela Konya'da, Konya'daki bir seçmen oyunu Deva Partisi'ne verecek olsa, Konya'da Deva Partisi partili bir seçmen vereceği oy, Millet İttifakı'na vereceği oy genelde AKP'nin işine yarayacağından dolayı, dolayısıyla yani orada lider çünkü AKP olacak. Dolayısıyla Konya'da mesela oyunu Deva Partili bu sisteme göre, benim diyor görüşüme göre CHP'li gidecekse AKP'linin gitmesi benim bölgesel olarak daha çok işime yarar. İşimi daha iyi hallederim mantığıyla işleyecek. Bu benim kendi görüşüm. Şimdi yine bu sistemde Cumhur İttifakı'nın oylarının düşmesi ittifaka bir şey kaybettirmeyecek bana göre. Yani siz daha önceki bir önceki genel seçimde Cumhur İttifakı'nın aldığı oyları koruması bir yana, bence az önce söylediğim nedenlerden dolayı, yani ikinci partinin oransal ağırlığı, yani ikinci partiyi temsil kabiliyetini, seçim bölgelerinde temsil kabiliyetini destekleyecek olan bu d'Hondt sistemiyle güçlendirdiğinizde bu AKP'nin ve MHP'nin işine daha fazla yarayacak. Seçim bölgelerinde uygulanacak d'Hondt sistemi daha önceki genel seçimde alınan aynı sonuçları verecektir en kötü ihtimalle bana göre. Bence bu yasa tasarısı Millet İttifakı'na kurulmuş en büyük tuzaktır arkadaşlar. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Ayrıca bu seçim barajının %7'ye indirilmesi ise bu sistemde anlamı olmayan, göz boyamak için atılmış bir adım sadece. Yani siz bölgesel olarak d'Hondt sistemini uyguladığınızda ister %5 deyin, ister %7 deyin. Çünkü seçime girecek olan 3 tane ittifak var arkadaşlar. Yani öyle 100-110 parti falan görmeyin yani. 3 tane ittifak var. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve HDP'nin başını çektiği ittifak. Dolayısıyla şimdi bunlar zaten aşıyor yani. %10 barajı olsa bile eski baraj bunu aşıyordu zaten. Böyle bir baraj sorunu yok ki. %7'ye indirilmesi bir göz boyama sadece. Şimdi zaten mevcut 3 ittifakta barajı aşıyor. Burada barajın %7'ye indirilmesinin ana sebebi bana göre HDP'yi Millet İttifakı içerisine girmesinin önüne geçmek. Ve HDP'ye meclise girmeniz için herhangi bir ittifaka, yani Millet İttifakı'na ihtiyacınız yok duygusunu vermektir bana göre. Ben bunu bir tuzak olarak görüyorum. Millet İttifakı'na kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum. Özellikle de d'Hondt sisteminin yerel bazda uygulanacak seçim sayım işlemlerinde ikinci partinin işine yarıyor olması, bütün göstergeler, bilimsel veriler de bunu gösteriyor. Burada AKP ve MHP'nin elini güçlendirecek, daha fazla milletvekili çıkartacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Murat Bey, teşekkür ediyorum. Tabii sistemi aslında çok iyi anlamak icap ediyor. AKP'nin 2002'de iktidara gelmeden önce ülkeye vaat ettiği şeylerin arasında seçim yasasını düzeltmek, seçim yasasındaki adaletsizlikleri gidermek demişti. Onlar o vaatlerden bir tanesiydi ama AKP sadece ve sadece işine geldiği gibi değişikliğe gitti. Mesela burada önemli bir nokta daha var. Yasalar toplumun faydasına, milletin faydasına olursa ancak ve ancak değiştiriliyor ya da toplumun faydasına olacak şekilde değiştiriliyor ya da geliştiriliyor, öyle diyeyim. Şimdi burada toplumun faydasından daha ziyade AKP'nin ve MHP'nin faydasına olabilecek olan bir değişiklikten bahsediyoruz. Yani AKP, Erdoğan istediği gibi kendilerine yarayacak şekilde kendi menfaatleri için bir yasal düzenleme yapıyorlar. Bunun da asıl amaçlarından bir tanesi Erdoğan'ı ve kendi ittifak ortağı işte MHP'yi iktidarda tutabilmek. Aslında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bununla alakalı çok kısa cümlelerle hazırladım. Buna bir vurgu yapmış. İzninizle onu dinlettirelim, seyrettirelim. Arkasından devam edelim. Amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp milletin iradesini meclise yansıtmak değil. Amaçları biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz? Millet artık kararını vermiş, seni yolcu edecek.
Seçim kanunu. İster sabah değiştir, ister öğle değiştir, ister akşam değiştir. Biz seni yolcu edeceğiz kardeşim, yolcu edeceğiz. Evet, nasıl değiştirirsen değiştir, biz seni yolcu edeceğiz dedi. Fuat Bey, ne diyorsun seçim yasasıyla alakalı, MHP'nin yapmak istediğiyle alakalı, özür dilerim MHP ve AKP'nin yapmak istediğiyle alakalı. Bugün manşet olarak biz dedik ki Erdoğan bırakmam diyor. Bir taraftan da seçime hile, bu şekilde bir hile, az önce Murat Bey'in anlattığı şekilde bir tuzak kurarak hile karıştırmış oluyor. Yani de seçimi istedikleri gibi manipüle edebilecekleri bir pozisyona sokmuş oluyorlar. Yani hikayeye dönüşüyor. Sonuçta asıl hedef Erdoğan'ın iktidardan gitmemesi hedefi. Ne diyorsun? Yorumun ne? Bence bu olayın 3-4 tane yüzü var, 3-4 tane amacı var. Birincisi, bence bu seçim yasasının gelmesiyle Erdoğan ve Cumhur İttifakı şunu ilan etmiş oldu. Biz 3 yıl önce bağıra bağıra, öve öve, böyle ballandıra ballandıra anlattığımız seçim sistemiyle biz bundan sonra seçim kazanamayızın itirafıdır bu yasa teklifinin, bu değişikliğin yapılması istenmesi. Yani Cumhur İttifakı ve Erdoğan ve Bahçeli şunu söylüyor halka. Şu an önümüzde bir seçim var. Bizim koyduğumuz ve bugün iktidara geldiğimiz sistemle biz bir daha aynı sistemle bu koltuklarda oturamayız. Ve biz bir daha bu koltuklara da oturamayacağımızı anladığımız için şu anda biz bu sistemi değiştirerek bu koltuklarımızı muhafaza etme yoluna gidiyoruz. Bunun bir kere ilanıdır. Yani Erdoğan ve Cumhur İttifakı şunu söyledi. Bu rejim dedi ki biz kaybediyoruz. Kaybettiğimizi biz de görüyoruz. Kaybetmemek için şu anda oyunun kurallarını kendimize göre döndürmek istiyoruz. Bu birinci yönü. Psikolojik olarak bunların kaybettiklerinin kabulünün ilanıdır bence bu. İkinci yönü, dar bölgeli ittifakların bundan sonra fayda etmeyeceği, herkesin kendi başına gireceği, seçim barajının %7'ye düşürülmesi, özellikle Türkiye'de bir profesörün yaptığı bir modellemeler vardı. 2018 seçimlerinde özellikle şehirlerden alınan oylarla ve bugünkü değişiklikten sonra kaç tane milletvekilinin hangi partinin çıkaracağını bir modellemesini yapmışlar. Ve 3 aşağı 5 yukarı şu ortaya çıkıyor. Erdoğan'ın kafasında bende bir şey var, şu var. Muhalefet, Millet İttifakı halkın karşısına iki şeyle çıkıyor şu anda. Ve 28 Şubat'ta yaptıkları toplantıda en fazla vurguladıkları ve halkın önüne değişim olarak getirecekleri ne var? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Anayasayı değiştirip bir, yani sistemi değiştireceğiz demeleri. Bu vaatlerini Erdoğan yaptırmamak adına böyle bir sistem değişikliğine gidiyor. Ve o kişinin, o profesörün soy ismi, ismi Tanju'ydu ama soy ismini şu anda hatırlamıyorum. O profesörün yaptığı bu modellemelerde hepsinde şu ortaya çıkıyor. Kim olursa olsun AKP ve MHP çoğunluğu elde edemiyor. Azınlıkta kalıyorlar. Fakat muhalefet de anayasayı değiştirecek çoğunluğa gidemiyor. Eğer seçim sistemi değişmezse, yani bugünkü haliyle seçime girilse, muhalefet anayasayı değiştirebilecek, en azından referanduma götürecek bir çoğunluğa ulaşıyor. Fakat bugünkü modelle, yani bugünkü seçim değiştirilecek seçim sistemiyle muhalefet bu çoğunluğu sağlayamıyor. Sağdan da baksan, soldan da baksan, bütün bunlardan da baksan muhalefet seçim sistemiyle, bu değiştirilecek seçim sistemiyle bunu başaramıyor. Bir üçüncüsü, ben aylar önce şöyle bir şey söylemiştim. Saadet Partisi Millet İttifakı'nın kelime-i şehadetidir demiştim. AK Parti ve Erdoğan kimlik siyaseti üzerinden Millet İttifakı'nı ötekileştirirken, bunlar Müslüman değil, işte bunlar dinsiz, bunlar imansız, bunlar şöyle böyle derken, karşılarında bir tane kapı var. O kapıyı geçemiyorlar.
Ney? Saadet Partisi. Zira Saadet Partisi onların geldiği kökün ürünü olan bir parti. Yani hitap ettikleri kişiler de aynı kesimler. Bu nedenle Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içinde olduğu sürece Erdoğan bu söylemleri yapamayacaktı. Yeni gelen seçim sistemiyle beraber partiler tek başlarına seçime girmek zorunda veya o partinin milletvekili adayları en güçlü partinin çatısının altında milletvekilinin olmak zorunda olacak. Yani Saadet Partisi tek başına bir yerde seçime girse milletvekili çıkaramıyor. %2, %3. Fakat eğer 3-4 tane milletvekilini CHP ya da İyi Parti'nin seçim listesinde milletvekili adayı olarak girerse o zaman ne yapabiliyor? Seçim kazanabiliyorlar. Yani milletvekili seçilebiliyorlar. Peki burada bir soru sorayım mesela. Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu grubun içerisine dahil olursa Saadet Partisi seçmeni böyle bir noktada CHP'ye oy verir mi? Saadet Partisi'nin seçmeni sonuçta şu var. Saadet Partisi'nin seçmeni ideolojik olarak liderin sözüne inanıyor. Erdoğan da bunun farkında. Ve bunu bildiği için, liderinin talimatına uyduğu için hatırlayın, vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü bir operasyonla başa getirip onun söylemleri üzerinden tabanı kendi tarafına çekmeye istemişti. Bugün Temel Karamanlıoğlu eğer Saadet'in başında durduğu sürece onun söylemleri üzerinden, onun milletvekili adayı olduğu, CHP'ye oy verildiğinde milletvekili olarak kendilerinden 2 tane, 3 tane, 5 tane milletvekili gideceğini, meclise gideceğini bilirse bence Saadet Partililer oy verir. Burada şöyle bir varta var. Bence Erdoğan'ın yaptığı bu sinsi planın temelinde Saadet Partisi'ni hedef almıyor. Gelecek ve Deva Partisi'ni hedef alıyor. Zira Gelecek ve Deva Partisi AK Parti'nin içinden kopuşlarda gideceği adreslerden biriydi. Ve Gelecek ve Deva Partisi kendi başlarına bir ittifakın içerisinde seçime girmesiyle bir partinin çatısının altında seçime girmesi farklı şeyler ifade ediyor. Neden? Zira şundan dolayı Saadet Partisi'nin öyle ya da böyle bir şekilde Temel Karamanlıoğlu'nun CHP tabanında bir sempatisi var. Fakat Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun ne CHP'nin tabanında ne İYİ Parti'nin tabanında bir sempatisi ve bir alıcısı yok. Hatta antipatik görünüyor. Zira AK Parti'nin bütün bu faşist rejiminin kuruluşunda Davutoğlu da görevdeydi. Kürtler nazarında Davutoğlu işte Sur olayları olduğunda biz orayı Toledo'ya çevireceğiz diyerek oradaki zulmü, oradaki yıkımı meşrulaştırmaya çalışan 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasındaki onca patlamış bombanın, onca insanın katledilmesindeki başbakan olarak görünüyor. Ali Babacan da o dönemdeki Erdoğan'ın ekonomi bakanı ve milletvekili olarak olduğu için valizleri çok dolu. Bu iki kişinin ve iki kişinin temsil ettiği partinin CHP'nin çatısı altında da İYİ Parti'nin çatısı altında da bir karşılığı olmaz. Evet. Karşılığı evet. Olmadığı için gibi tepki de görür. Bu nedenle Erdoğan bence bu sistemi getirerek özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nin onların üzerinden gelecek oy oranlarını boşa düşürme ve bu şekilde de muhalefetin içine bir fitne sokma durumuna gelmek getirdiği bu şeyle, bu seçim değişikliğiyle. Peki bu faydası olur mu? Kime? Benim gördüğüm şu. Kime? Yani AKP'ye mi faydası olur mu? Sarayı orada tutar mı? Asıl soru bu. Erdoğan o koltukta durur mu? AKP ve MHP hala çoğunluğu sağlar mı? Benim bu konudaki yorumum şudur ki bir fayda sağlayacağı kanaatinde değilim. Şu anda hatta HDP'nin dışlandığı, HDP'nin bir şekilde o altılı resimde yer almadığı bir seçim sisteminin Erdoğan eliyle HDP'nin tek başına seçime girme tercihinin bir tercih değil,
Yani Millet İttifakı'ndan kopma değil, bir mecburiyet hali olduğunu göstermesi noktasında da HDP seçmeninin ve HDP'ye oy vermeyi düşünen ya da şüphelenen ya da acabaları olan kişilerin bu tarafa yönlendirdiği kanaatine var zannediyorum. Yani Dur, HDP daha seçmeni da olarak düşünün. netleştirelim. Yani ben Hemen anlamakta söyleyeyim, zorluk hemen çekiyorum söyleyeyim. cümleni. Hemen söyleyeyim. HDP Hemen Millet söyleyeyim. İttifakı'nda olmalı mı, olmamalı mı? Artık bunun bir önemi yok. Millet İttifakı'nda olup olmamasının bu seçim sistemiyle bir önemi yok. Zira partiler ittifak olarak seçime giremeyecekler bundan sonra bu kanuna göre. Partiler kendi partileri olarak girecekler. Eğer ittifakta olmak isteyen partiler varsa bir büyük partinin çatısı altında girmek zorunluluğunda var şu anda. Zira diğer türlü kazanamıyorlar. Şimdi HDP'yi seçmeni olduğunu düşünün. Ben HDP'ye oy veriyorum. Fakat CHP ve İYİ Parti ile bir ittifak yaptığımızı söylüyorlar. Böyle bir ittifakın içinde giriş yapıyor. Fakat bizi kabul de etmiyorlar. Bizi de dışlıyorlar. Aynı karede yer almamamızı istiyorlar. Şimdi böyle bir ortamda yeni gelen sistemle HDP'ye eleştiri getiren, yani işte bunlar oy vermeyecek ya da şu şekilde yapacak diyen insanlar diyecek ki HDP artık tek başına, yani tek olarak seçime girecek. Tamam. Herhangi bir partinin çatısı altında seçime girmek zorunda değil. Tamam. Çünkü baraj kaygısı yok. O zaman CHP'nin içerisinde de, İyi Parti'nin içerisinde de ya da daha apolitik olan fakat HDP'ye özellikle Selahattin Demirtaş'a sempati duyan insanlar HDP'ye ister istemez kanalize olacaklar. Yani orada İyi Parti olduğu zaman HDP'ye oy verip bu Millet İttifakı'na gidiyor diyen ve bundan dolayı geri duran insanlar, Millet İttifakı'na oy vermekten geri duran insanlar artık diyecek ki HDP İyi Parti ile beraber değil, CHP ile de beraber değil. Tek başına seçime giriyor. O zaman ben buna hiçbir şüphe, hiçbir şek olmadan acabasız ben bu partime destek veririm diye Peki. HDP'nin Peki. seçmen tabanını bence konsolide ediyor. Ama diğer taraftan %4'lük, %5'lik Deva Partisi, Gelecek Partisi'ni bence ve doğru yolu bu sistemde onların alabilecekleri milletvekili ve oy oranını elimize edecek şu mecburiyette kalacaklar. Ya CHP'nin çatısı altında ya da İyi Parti'nin çatısı altında bunlar da kendilerinden birkaç milletvekilini meclise sokmak zorunda kalacaklardır. Ama muhalefetin ben bu noktada teknik ve taktiklerini geliştireceğine kanaatindeyim. Erdoğan'ın ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın o koltukta uzun süre bu 2023'ten sonra kalabileceği, bugünkü şekilde güçlü olabileceği kanaatinde değilim. Evet, teşekkür ediyorum. Faruk Bey, senin yorumunu alayım bu konuda. Evet, ben de biraz daha teknik yorum yapayım. Burada amaçlanan şu. Bir Şimdi tablo, biz özür diyorum, bir tablo paylaşmıştın. Onu da ekrana getireyim mi? onu ben değil de Murat paylaşmıştı. Biraz Murat'ın Peki. tablosuydu ama gerek yok. Benim paylaştığım tabloyu da şimdilik gerek, yani sen bilirsin, koyabilirsiniz Peki. isterseniz. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum ben öncelikle. Bu partiler, bu sistem, yeni sistem teklif edilen, henüz kabul edilmedi bu sisteme göre. Partilerin grup kurması şart ortadan kaldırılıyor. En az bir yıl önce tabii ki kurulmuş olması gerekiyor. Ve 6 ay öncesinde TCMB'de, yani Büyük Millet Meclisi'nde grup olma şartı ortadan kaldırılıyor. Bu şöyle bir şeyin önünü açıyor. Her parti daha önce kurulmuş, irili ufaklı her partinin kendini mecliste temsil etme ve seçime girme hakkı var. Bu seçim barajı sisteminin de oynanmasının da getirdiği yeni bir model de şu. İttifaklar içerisinde ilgili ufak parti, büyük parti fark etmiyor. Kendi bölgesinde güçlüyse onun öne çıkarıyor. Yani diyelim ki Erzurum'da MHP güçlü ama AK Parti mesela almıştı geçen sefer. Çünkü niye? O genelde güçlü olduğu için ona gitmişti. Şimdi ona gitmeyecek, MHP alacak söz gelimi. Ya da ne bileyim Hüdapar mesela. Hüdapar Batman'da güçlü. HDP'ye oy gideceğine Hüdapar'a gidecek. Ama Hüdapar mecliste grubu olmasına gerek yok. Onun milletvekili seçilmiş olacak. Böylelikle iktidarın amacı
meclise mümkün olduğunca, yani işi sulandırmak, daha çok parti sokmak. Ha, demokratik olarak insanların mecliste temsil edilebilme açısından güzel bir şey. Ben bunu hani saatin günde iki sefer doğruyu gösterme açısından doğru buluyorum. Bu doğru bir şey. Ama hı hı. bunun getirdiği handikaplar şu. Eğer başkan seçildikten sonra bir de meclis olacak, biliyorsunuz parlamenter sistemin güçlenmesi diye algıladıkları şey, parlamentonun içerisinde ne kadar çok ıvır zıvır ve kendini temsil etmek isteyen grup varsa hepsinin temsilciliğini taşımak, dolayısıyla bir parlamento bütünlüğünden kopmak, başkan tek başına ülkeyi yönetmeye devam etsin, aşağıda hı hı. hep deriz ya aşağıda bir şeyler oluşacak ama üstte ve altta diye iki tane siyasal burjuvazi oluşacak. Üst yöneticiler ülkeyi yönetmeye devam edecek. İşte Türk Telekom'unu soyan, bilmeyi ne yapan onlar hala üst bürokraside ve ülkeyi yöneten cumhurbaşkanlığı makamlarına geçici de olsa, arada bir de olsa oturacaklar, aile yönetecek. Ama aşağıda mecliste halkın temsilcileri birbirleriyle kavga edecek. İşte Türkiye Komünist Partisi girecek, Hüdapar girecek, birkaç Kürt temsilci de girebilir bağımsız. Onun yanında İslami cenahtan değişik gruplar girecek. İşte Deva Partisi, şu partisi, bu, kimse buna ses çıkarmayacak. Çünkü herkes mecliste temsil edilebilme şansı yakalayacak. Fakat asıl bu seçimden sonra ortaya çıkacak tablo ne gibi bir kaos getirecek? Muhalefeti bir araya toplayabilecek mi? Mecliste çoğunluk muhalefette hiçbir zaman olmadığı için yasama ve yürütmede ne gibi handikaplar yaratacak? Veya ne gibi avantajlar kazandıracak başkana, şu an bilmiyoruz. Çünkü evet. orada gizli bir gündem var. Evet. Bir diğer husus da mesela başbakan ibaresi kaldırıldı. Doğaldır çünkü başbakanlık sistemi kalktı. Fiilen fakat, yok zaten. Evet evet kalktı çünkü o eski yasadaydı. Yeni yasada Cumhurbaşkanlığının bağımsız olarak seçimlere tarafsız olarak katılabilmesi için bazı yasaklara maruz kalması lazım, seçim yasaklarına. Yani propaganda yapmaması lazım, işte sahaya inmemesi lazım, hani ya da diğer parti liderleri gibi olması lazım belli bir dönem. Aynı zamanda da görevde olduğu için de, kamu görevi ifa ettiği için Cumhurbaşkanlığı ya da Türkiye'nin kaynaklarını seçimde kullanmamak adına, sahaya inmemek adına bağımsızlık, yani bir bağımsız bir görüntü sergilemesi lazım. Yani etik olan bu, ahlaki olan bu, yasal ve anayasal olan bu. Ama görüyoruz ki yeni yasada bununla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsız kalma ya da seçim zamanında yasaklara da onun da tabi olma gibi duruma bir açıklık getirmemişler. Acaba taslakta mahsustan bunu böyle geçirip hiçbir zaman onu bu kapsama alacaklar mı, almayacaklar mı? Bunu da bilmiyoruz. Mesela bu da çok muallakta. Evet, dolayısıyla partide 15 maddeden oluşan bu taslak birçok tuzak içeriyor. Evet. Yani tamam, içinde bir iki tanesi demokrasiye katkı adına çok önemli şeyler içeriyor olabilir. İşte Dühond sisteminin değişmesi, bölgesel olarak partilerin oy aldığı için o alandaki milletvekilinin öne çıkıp onun tercih edilmesi ama Türkiye geneline bakılmaması, bunlar iyi şeyler. Güzel şeyler, demokrasi adına hoş şeyler. Ama başkanlık sistemini destekleyen bir parlamento sistemi ya da senato sistemi olmadığı sürece o demokratik kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanamadığı bir platformu yaratamadığımız sürece bence bu seçim sistemi 1 milyon kez de değilse bir anlam ifade evet. etmeyecek. Çünkü herkes kendisine yontuyor. Şu anda da AKP ile MHP'nin yaptığı şey o. Bu arada Cumhurbaşkanı sıfatıyla AKP Genel Başkanı meydanlara inecek, oy isteyecek ve bununla ilgili seçim yasaklarına uçakları kullanacak, otobüsleri kullanacak, evet, devletin bütün imkanlarını kullanacak, kullanacak evet. vesaire. Evet, Murat Bey, sen bir tablo paylaşmıştın aslında, anlattıklarını daha somut anlatabilmen için. Bence onu ve seni ekrana veriyorum, ben, bir anlatabilirsen. Lafınızı keseceğim. Murat Bey aslında buna çok güzel hazırlanmıştı herhalde. İlk sözü ona verdiğiniz için biraz kısa kesti. Şimdi hani tamamlamış olur. Toparlar diye düşünüyorum, evet. Evet, Murat Hocam buyur. Şimdi bu Dehon sistemi nasıl çalışıyor arkadaşlar? Ben bunu çok kısa... Yine internetten aldım bunu. Kendim yapmadım yani. Şimdi 3 tane parti var diyelim. Bunları arkadaşlar ayrıca bir partinin millet ya da cumhur ya da diğer ittifak içerisinde bulunması, milletvekili çıkartması için yeter bir sebep. O ittifakın %7 barajını aşması yeter bir sebep onun. Mesela Hüdapar
diyelim Cumhur İttifakı'na girdi. Cumhur İttifakı da %7 barajını aştı. O güçlü olduğu bölgelerde işte şimdi anlatacağım sisteme göre milletvekili çıkartma hakkı var arkadaşlar. Şimdi 3 tane parti düşünelim ve bunu lütfen Türkiye geneli değil. Mesela İstanbul 1. bölge deyin siz şu oylara. Diyelim ki burada 60 bin oy aldı. 1. A partisi. B partisi 25 bin oy aldı. C partisi de 14 bin oy aldı diyelim. Şimdi bakın bu 60 bin en yüksek alan parti bir milletvekili kazanıyor. Bu bir. 60 bini en yükseği aldığından dolayı. Sonra bunu D'Hondt sistem bu işte. İkiye bölüyoruz arkadaşlar. 60 bini ikiye bölüyoruz 30 bin. Yine bakıyoruz sıralamaya. En yüksek kim? Gene A partisi en yüksek. Çünkü B partisi 25 binde. C partisi de 14 binde. Yine bunu ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Pardon 60 bini bu sefer 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 3'e bölüyoruz 20 bine diyor. 20 binde sıralamada en önde kim oldu? B partisi oldu. 25 bin. Bir milletvekili ona yazıyoruz bu sefer. Sonra 25 bini bu sefer 2'ye bölüyoruz. Çünkü o hiç bölünmemişti şimdiye kadar. Milletvekili ilk milletvekili çıkarttı. 2'ye bölüyoruz. 12.500 oldu onun ayı. Tekrar bakıyoruz sıralamaya. Burada A partisi 20 binle yine önde. Bir milletvekili daha çıkartıyor A partisi. Dolayısıyla 3 milletvekili oldu. Ondan sonra yine 60 bini bu sefer 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 4. milletvekili için olduğundan dolayı. 4'e bölüyoruz ve 4'e böldüğümüzde 15 bin oldu. Yine bakıyoruz sıralamaya. B ve C partileri yine 12.500 ve 14 bin olduğu için bir milletvekili daha A partisine. Yine bu sefer 5'e bölüyoruz A partisinin toplam 60 bin oyunu. 12 bin oy oluyor. Tekrar sıralamaya bakıyoruz. Bu sıralamada C partisi en yüksek olduğundan dolayı C partisi de bir milletvekilini kazanıyor. Yine bundan dolayı da 2'ye bölüyoruz 14 bini. O da 7 bin yapıyor onun doyu. En son milletvekili içinde genel sıralamaya baktığımızda B partisine bir milletvekili daha yapıyoruz. Dolayısıyla A4, B2, C1 partisi. Şimdi bunu Türkiye geneli yaptığınızda çok güzel. Ama bunu siz dar alanda yaptığınız anda arkadaşlar işte burada Türkiye'nin sosyolojik ve oy verme refleksine göre AKP ve MHP kazanıyor arkadaşlar. Ve bunu ölçmüşlerdir. Siz hiç merak etmeyin. Öyle bir ayarlamışlardır ki onlar. Mesela diyelim ki Konya 1. bölge. Diyelim Deva Partisi kazanamayacak olan yerde Deva Partili seçmen kimi destekleyecek? Onu ölçmüşlerdir onlar. Yoksa böyle bir sistemi asla ve kata getirmezler. Bir de böyle Murat, benim demin unuttum değineyim %7 baraj kısmı. Bu çok önemli. Zaten bu yani bu tuzak mı değil mi? Aslında anayasa hukukçuları bu daha önce seçim sistemi çalışmış arkadaşlar. Belki yorum yaparlar. Biz de izleriz, okuruz onların yorumlarını. %3 istiyor biliyorsunuz muhalefet. Baraj %3'e indirilsin falan. Hatta AK Parti de %3 yapacağız demişti. Sonra %7'ye indirildi. Şimdi mesela MHP'nin %7 alma şansı var mı sizce? Yani sanki yok gibi. Öyle gözüküyor. Ama sanki %3'e gelse AK Parti'ye arayacak gibi. Yani burada da bir Ali Cengiz oyunu var. Yani sanki pazarlığın ikinci aşamasında lütuf ettim %3'e düşürdüm. Aslında bu %3'e düşürmek onların işine geliyor olabilir. Tamamen matematik oyunu. Yani bunu bu konuda uzman arkadaşların yorumlarını ileri günlerde okuruz diye düşünüyorum.